İmam Gazali diyor ki zaten dilin konuşması ve dilin şerri insanın karnındaki haramdan daha şiddetlidir diyor. Yani bir insan bir lokma yese karnında bir haram var değil mi? Yani bir pislik var, bir necaset var. Ama İmam Gazali diyor ki o diyor lavaboya çıkar, o pislikten kurtulur. Ama dinlediği beynine girdi mi daha çıkartamaz onu diyor. O yüzden Allah-u Teala buyuruyor? اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ değil mi? İsra suresinde geçiyor. Bak orada dil yok. اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ İşitme, görme, kalp. Niye dil yok? Çünkü insan dinlediğini konuşur. İşittiğini konuşur. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَانْظُرُوا مِمَّنَ اَخَيْتُمْ دِينَكُمْ Dini kimden aldığınıza iyi dikkat edin diyor. Hangi doktora gittiğinize iyi dikkat edin falan demiyor. Ne diyor? Dini kimden dinlediğinize dikkat edin diyor. İşte gördünüz işte bu may mecralar, cartlar, curtlar, din adına güya iş yapan kanallar. Bunlar din adına çekirdek yerken herkes ahkam kesiyor. Çekirdek yerken Yunus Aleyhisselam'ı atıyor, tutuyor falan. Mesela Süleyman Demirel diyordu ki ben hiçbir teolojik efendim şeye boyun eğmem. Her teolojik yapıya karşıyım. Millet daha ne konuştu başbakan ya be. Oradaki teolojiden kastı ne? Din namına ne varsa hepsine karşıyım yani. Dinsiz bir sistem getireceğiz. Millet daha şunu. Neye desteklediğine dikkat edeceksin. Neyi dinlediğine dikkat edeceksin. O yüzden İmam Gazali öyle söylüyor. Kulağından duyduğun pislik karnındakinden daha pistir diyor. Çünkü o beynine girer daha çıkmaz oradan. Hatırında kalır yani. Ya.